Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E-Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe günü güncelleme oldu. Güncelleme işlemini yapmayan arkadaşlarımız bugün eğer yaparlarsa bir tane epiklerden top açma hakkı elde edebiliyorlar. Pazartesi sabahına kadar süre vardı. Güncelleme ile birlikte oyunda bazı değişimler oldu. Paketler geldi. Oyuncu paketleri, birçok oyuncu paketi. Çok fazla etkinlik geldi. Neler geldi? Bu videomuzda bir onlara bakalım arkadaşlar. Oyunda değişenler var. Seviyesi değişen futbolcular var. Markette bayağı bir fiyat değişiklikleri oldu. Bazı futbolcuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın gelecek oyuncular, İlerleyen aylarda bizleri neler bekliyor? Konami'den bazı açıklamalar geldi. Tüm bunlara bu videomuzda değinmeye çalışacağım. 2 haftalık bir kampanya başladı Perşembe günü. Şu anda ilk haftasındayız. Bazı hediyeler alıyoruz. Brezilya paketinden bir tane ücretsiz top açma hakkı vardı. Etkinliklerden de DP'ler, GP'ler, günlük girişlerden de DP, GP hediyeleri falan var. Bu kampanyanın şöyle bir detaylarına baktığımızda bu kampanya 2 Mart'a kadar sürmekte. Perşembe başladı. Bu Perşembe değil, bir sonraki Perşembe, 1,5 hafta sonra bitiyor. Brezilya efsanelerinden sadece bir tane top açma hakkı verildi. Önümüzdeki Perşembe verilmeyecektir. Çünkü buradaki açıklamalara bakıldığında iki filan dememişler. Sadece bir tane Brezilya'dan top açma hakkı hediye edildi. Özel giriş bonusları 2 hafta üst üste geliyor. Şu an ilk haftasındayız. 5. gün 50 futbol parası var. Diğer günler GP ve antrenör hediyeleri var. Burada 50 futbol parası çok kıymetli. 5. gün buradan 50 futbol parası alıyoruz. Bir de normalde oyunda haftalık girişlerden de 5. günde de 50 futbol parası verilmekte. Haftada 100 e-futbol parası buradan kazanıyoruz. Etkinliklerden de 50-50-100 e-futbol parası. Haftada 200 e-futbol parası kazanıyoruz. Bu bir hafta daha olacak. Rüya takım içerisindeki etkinliklere baktığımızda oradan fazlaca GP, DP hediyeleri var. 2 Mart'a kadar da devam ediyor. Hatta şöyle etkinliklere baktığımızda böyle bir etkinlik geldi. 2 tane ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyoruz. Bu etkinliğin son süresine baktığımızda daha 52 gün var. Oynamadıysak oynayıp 2 tane ücretsiz top açma hakkını elde edebiliyoruz. Perşembe günü direkt vermişti bize oyuna giriş yaptığımızda. Etkinliklerden de 2 tane alıyoruz. Şu paketten ücretsiz top açma haklarını kullanabiliyoruz. Burada 2 tane yüksek seviyeli futbolcu var. Sağ açık ve sol açık futbolcusu 92'yi görmekte. Hatta şöyle seviyelere bakalım arkadaşlar. Sağ açık, sol açık futbolcular kadromuzda 95'e kadar çıkmakta. Sağ beki 89, göbek 89, stoper 88. Kadromuzda da 2-3 seviye artacak. Etkinliklere devam ettiğimizde klasik haftalık etkinliklerimiz. Perşembeden Perşembe'ye giren etkinliğimiz yine var. Ücretsiz Player of the Week'ten top açma hakkı elde ediyoruz. Asya Şampiyonlar Ligi etkinliği de geldi. Bir haftalık Perşembe'ye kadar süresi var. Bu etkinlikten 5 tane ücretsiz top açma hakkı elde ediyoruz. Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen futbolcular yer alıyor. Normal kart futbolcular seviyeler düşük. James Rodriguez orada var ilk sırada. Perşembe günü yine böyle bir etkinlik gelmesi gerekiyor yapılan açıklamaya göre. Çok öyle büyük bir hediye de değil aslında. 2 haftalık bir tur etkinliği de geldi. Buradan da GP ve DP kazanabiliyoruz. Oyuna karşı oynuyoruz. Ben bu tarz etkinliklerde kendim oynamayıp telefonu bir kenara bırakıyorum. Yapay zekayı oynatıyorum. O telefon kendi kendine orada oynamakta. Hediyeleri o şekilde topluyoruz. Online maç değil, tamamen yapay zekaya karşı. Online maçlar oynayarak da 2 etkinlikten e-futbol parası kazanıyoruz. 50-50-100 e-futbol parası. Günlük girişlerden de 100, haftada 200 e-futbol parası. Bu 2 hafta açıklandı. Önümüzdeki haftada yine bu şekilde 100 bu etkinliklerden, 100 de günlük girişlerden alacağız. Ayrıca maçları oynadıktan sonra karnaval hedefleri de var arkadaşlar. Buradaki hediyeleri de toplamayı unutmayalım. 2 haftalık daha süresi var. Maçları oynadıkça buradan da hediyeler kazanıyoruz. Perşembe günü giren epik futbolculara da baktığımızda şöyle hızlıca bir maksimum seviyeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Manchester United'dan Denislav, Forlan, Kagawa geldi. Japon futbolcular geldi. Inamoto, Nakamura, Ito. Bir de top açılımlarını değiştirdiler. Aşağıda onlu açılma özelliği geldi. Şimdi buna bastığımızda 10 tane oyuncu geliyor. 900 e-futbol parası. Yani 100 e-futbol parası karda gibiyiz ama bir bakıma da şöyle bir zarar var. Aslında bizi para harcamaya yönlendiriyorlar. Daha fazla para harcatıyorlar. Diyelim ki epik futbolcu 3. 4. topta gelecekti. İstediğimiz epik futbolcu. Gerisini boşuna harcamış da olabiliriz. Veyahut da hiçbir epik gelmezse kafadan 900 e-futbol parası da gidiyor. Herhalde Konami bol bol e-futbol parası harcamamızı istiyor. Ondan böyle bir özellik getirdi. Epiklerin takımımızdaki maksimum seviyelerine baktığımızda Forlan 99'a çıkmakta. Benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. PES zamanında çok kullanmıştım.
Denis Love da 99, Kagawa 97. Japon futbolcular da 96, 95, 94 seviye. Beklediğimiz paketlerden bazıları da adaylı sözleşmelerde. İki tane adaylı sözleşme paketi var. İçerisinde 99-98 gibi seviyeli futbolcular da var. Şöyle seviyelere baktığımızda takımımızdaki seviyeler değil arkadaşlar bunlar. Takımımızda 2 ya da 3 seviye daha alıyor futbolcular. Felix takımımızda 99 seviyeye çıkmakta. Burada Sommer, Jorginho, Pablo Sarabia gibi isimler de var. Chelsea takımından birçok futbolcuyu görüyoruz. İki adaylı sözleşmede de Chelsea takımından futbolcular var. Chelsea de o kadar transfer yaptı ki bir de Enzo Fernandes olmalıydı. Transfer rekoru kırdı adam. Enzo Fernandes'i eklememişler. İnşallah ileride Player of the Week ya da Club Selection'a yüksek seviyeli bir kartı gelir onun da. Ayrıca burada bu futbolcular da yer alıyor. Diğer adaylı sözleşmedeki futbolcuların takımımızdaki maksimum seviyeleri bunlar arkadaşlar. Mesela Oyarzabal 99 seviyeye çıkıyor kadromuzda. James, Chelsea takımının sağ bek futbolcusu 98, Verratti 96. Ülkemizden Muslera var. O da kadromuzda 92 seviyeyi görmekte. Vardy 94, Arnold 93. En düşük seviyeli futbolcu 91 seviyeli futbolcu. Perşembe günkü güncelleme ile birlikte bazı futbolcuların normal kartlarının seviyeleri değişti. Yükselenler var, düşenler var, pozisyonu değişenler var. Markette fiyatları değişen futbolcular var. Bazılarına bakalım arkadaşlar. Mesela Ødegaard bir seviye arttırdı. Arsenal takımı da öyle bir gidiyordu ki sonrasında Manchester City'ye geçildiler. Hatta dünkü maç neydi? İzleyen arkadaşlar varsa görüşlerini falan paylaşabilir. Arsenal bir çöküş dönemine girmişti ama dünkü maçla birlikte bir toparladılar. Efsane maç oldu dün de. Player of the Week'e belki futbolcu gelebilir Arsenal'dan. Rashford iki seviye arttırdı. Manchester United'da bu sezon Rashford iyi oynuyor. Son haftaların formda ismi kendisi. Böyle devam ederse seviye arttırmaya devam edecektir. Lookman da iki seviye arttı. Dembele Barcelona takımından bir seviye arttırdı. Hakimi bir seviye arttırdı. Giroud, Dimarco. Şuraya baktığımız var. Nico Williams örneğin birer seviye, bir seviye. Balde iki seviye. Sağ alttaki genç futbolcumuz Manchester City'nin genç futbolcusu Lewis de 4 seviye arttırdı. Bir de bazı futbolcuların pozisyonları değişti arkadaşlar. Ben baktım pozisyonu değişti de oyun tarzı değişti mi diye. Çünkü oyun tarzları da bizler için çok önemli. Messi'yi GF yaptılar. Fakat oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Neymar'ı da GF yaptı. Ana pozisyon olarak gizli forvet. Ama oyun tarzı yine yaratıcı oyun kurucu. Bazı yıldız futbolcuların da seviyeleri düştü. Seviyeleri düştüğü için markette daha ucuza satılıyorlar. Cristiano Ronaldo, dünya yıldızı 93 seviyeye düştü. 95'ten 93'e düştü. Şu an marketten Ronaldo'yu almak istesek 200 bin GP'ye alabiliyoruz. Bayağı uyguna satılıyor kendisi. Fakat bunlara takım oyun tarzı basacağımız için 93'ü görmeyebilir. Bir seviye aşağıda kalacaktır arkadaşlar. Normal kart futbolcular takım oyun tarzları hepsi 90 değil. Takım oyun tarzına basacağımızdan dolayı bir seviye en kötü düşük kalacaktır. Ronaldo'nun bir önceki kartı, Perşembe güncellemesinden önceki kartı 95'e kadar çıkıyordu ve 490 bin GP'ye satılıyordu. 290 bin GP markette fiyatı düştü kendisinin. Lewandowski de bir seviye düştü. Tabi bu seviyesinin düşmesiyle birlikte fiyatı bayağı azaldı. 1 milyon 100 bin GP'den 740 bin GP'ye düştü kendisi. Sadece bir seviye düştü. Muhammed Salah iki seviye düştü. Fiyatı bayağı bir düştü. 1 milyon 100 bin GP'den 490 bin GP'ye geldi. Yarısından da aşağıya satılmakta ve yarısı 550 bin GP. Liverpool'da bu sezon kötü bir sezon geçiriyor. E-futbol mağazasına eklenen futbolcular vardı. Kadromuzdaki maksimum halleri de bunlar arkadaşlar. Eden Hazard 95, Cuadrado 95, Çolaba 92. Cuadrado sağ kanat futbolcusu. Sağ bekte ve sağ açıkta oynayabiliyor ama biraz seviyesi düşüyor. 95 olarak sağ bek ve sağ açıkta oynayamıyordu. Chelsea takımının bugün son günü. Burada Koulibaly var. Ben Chelsea'den top açılımı yapmadım ama Koulibaly için yapmak istiyorum. Bugün bir deneyeceğim şansımı. Koulibaly'i çıkarabilir miyiz? Kadromuzda 99 seviyeye çıkıyor kendisi. Yarın gelecek oyuncular ise Real Madrid Atletico Madrid derbisine özel oyuncular. Her iki takımdan da 4 tane futbolcu var. Yarın gelecek oyuncular Llorente, Molina, Real Madrid'den Vinicius Junior yarınki paketin en gözde futbolcusu olabilir. Camavinga göbek futbolcusu,
Alaba sol bek, stoper, defansif orta saha birçok farklı yerde oynuyor. Joker bir futbolcu. Ben normal kartını da sık sık kullanıyorum bir hesabımda. Griezmann, Morata ve kaleci Courtois. Kaleci ihtiyacımız var. Kaleci çıkaramadığımız, yani istediğimiz kalecileri çıkaramadığımız bir hesabımız vardı. Oraya çıkarmayı çok istiyorum Courtois'u. İnşallah isteyen herkes en çok istediğini çıkarır. Paket güzel. Bir de 500'e futbol puanı kazandığımız bir etkinlik gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ben bununla alakalı bir video çekmiştim arkadaşlar. Belki dikkatinden kaçan, gözünden kaçan arkadaşımız olduysa alabilirsiniz. E-futbol mağazasında sınırda kaldıysak işimize yarayacaktır. Yoksa öyle çok büyük bir hediye değil. Linke falan tıklayarak alabiliyoruz. Google'a e-futbol point yazıp Konami'nin resmi sitesine efootballpoints.konami.net siteye girip oradan bir iki işlemle alış yapabiliyoruz. Bununla alakalı videoyu da birkaç gün önce paylaşmıştık. Sorun yaşarsanız o videodan da bakabilirsiniz. Öyle çok büyük bir hediye değil. Belki mağazadan oyuncu alacağız da sınırda kalmışızdır. O zaman işimize yarayabilir. Perşembe bizleri neler bekliyor? Epic futbolcular, Player of the Week kaptan oyuncuları, Salı sabah bir tahmin videosu yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Özel giriş kampanyalarında ikinci haftası başlayacak bu karnavaldan dolayı ve bazı takımların dizilişi değişecek. Geçen hafta 3 ofansif orta sahada diziliş vardı. Bu hafta yok o dizilişler. 4-2-4 de yok. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda sormaktaydı. Ya da sağ açık, sol açık, santrafor, arkasında ofansif orta saha, sağ kanat, sol kanat, defansif orta saha. 3-3-1-3 tarzı bir diziliş de var. O da yok arkadaşlar. Bazen yorumlarda arkadaşlarımız soruyor. O da bir kere gelmişti. Çok ender dizilişlerden bir tanesi. Öyle sıra dışı diziliş gelirse ben kolluyorum. Geldiğinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ocak ayının sonunda e-futbol puanı kazandığımız etkinlikler gelmişti. Round 1 sonrasında Round 2 etkinliği. Bunların gelmesine de bir hafta kaldı. Özellikle de mağazadan oyuncu almak istiyoruz da e-futbol puanımız belki yoktur. Haftaya pazartesi günü, yarın değil haftaya pazartesi günü Round 1 gelecek. Bunlardan da e-futbol puanı kazanabiliyoruz. Etkinlikleri oynayarak sonrasında canlı yayın geliyor. Round 2 geliyor. Bir hafta kaldı arkadaşlar. Haftaya bunlardan e-futbol puanı alıp mağazadan oyuncular da alabiliriz. Perşembe günkü güncellemeden sonra birçok arkadaşımızda sorunlar çıkmıştı. Yorumlarda yazan arkadaşlarımız da vardı. Konami bununla alakalı bir açıklama yaptı. Dün sabahki videomuzda değindiğimiz konu arkadaşlar. Konami diyor ki takılma, kararma, oyun donması gibi sorunlar yaşanmakta. Bunları düzeltmek için uğraşıyoruz diyorlar. Fakat henüz daha çözüm bulamadılar. Kasma, donma sorunu ben yaşamadım arkadaşlar. Hani oyunlarımı oynuyorum. Herhangi bir kasma, donma olmuyor ama YouTube'da yabancı bir kanalda gördüm. Dona dona, sürekli dona dona, kasa kasa maç oynamaya çalışıyor. Hiç oynanacak gibi değil. Yorumlarda da birçok arkadaşımız yazıyordu. Çok ciddi bir sorun. Peki onu nasıl çözebiliriz? Öncelikle Konami'nin bunu çözmesini beklememiz gerekiyor. Biz ne yapabiliriz? En azından bu sorunu yaşayan arkadaşlarım şunları deneyebilir. Belki işine yarar. Yaramazsa da Konami'nin sorunu çözmesini bekleyeceğiz. Oyuna giriş yaptığımızda yuvarlığa basmayıp sağ aşağıdaki 3 çizgiye bastığımızda böyle bir ekran gelmekte. Buradan öncelikle bir ön belleği temizle de diyelim. Sonrasında grafiklere tıkladığımızda oyunun grafiklerini düşürelim. 30 FPS ise belki 20 FPS'e, standart oynuyorsak düşüğe alalım. Oradan grafik özelliklerini düşürelim. Bir bu şekilde deneyelim arkadaşlar. Eğer yine de düzelmediyse Konami'nin bu sorunu çözmesini beklememiz gerekiyor. eFootball 2023'te gündeme devam ettiğimizde Konami oyun içerisinden önemli bir mesaj paylaştı bizlerle. İleriki aylarda geleceklerden bahsettiler. İlkbahar döneminde Nisan-Mayıs aylarında büyük ihtimalle gelecektir. Takımın bölümünde ilave oyuncu yuvaları. Şu an takımın bölümünde 500 tane oyuncumuz var. 500'den fazla oyuncu elimizde bulunamıyor. Bunu arttıracaklarmış. 750 mi yaparlar, 1000 mi yaparlar? Henüz daha bir sayı paylaşmadılar. 500 sayısını arttırıyorlar. Kullanıcıların mevcut oyunculara oyuncu becerileri eklemelerine imkan sağlayan yeni bir özellik. Mesela ben çalım becerisi olarak çift vuruşu çok seven birisiyim. Fakat her futbolcuda yok. Mesela ben çalım atacağım futbolculara çift vuruş basmak isterim. Oyuncu becerileri ekleme özelliği gelecekmiş. İlave oyuncu sözleşme yenileme öğeleri. Sözleşme yenileme öğeleri kazanmak sıkıntı. Eski oyuncularımızı, efsane oyuncularımızı kullanamıyoruz. O anlamda işimize yarayacaktır. Bunlar ilkbahar mevsiminde. Bir de Konami yaz döneminde de gelecekleri paylaştı. Kullanıcıların GP harcayarak
İlerleme puanlarını sıfırlama özelliği gelecekmiş. İstemeden bir oyuncumuzu fullemişizdir, oyun tarzı basmayı unutmuşuzdur. Mesela oyuncuyu kullanamıyoruz. Ya da oyuncuyu güçlendirdik ama çok istediğimiz gibi olmadı. Sonradan başka şeylerini değiştirmek istiyoruz. Geri alamıyoruz. Oyuncuyu bir kere fulledik mi öyle kalıyor. Bunu geri alma özelliği gelecek. GP kullanarak sıfırlayacağız. Tekrardan oyuncularımızı geliştirebileceğiz. Rüya takım içinde ilave yedek oyuncular. Şu an 18 oyuncu yer almakta ama sayıyı arttıracaklarmış yedeklerde. Bir de bunların dışında üzerine çalıştıkları fakat ne zaman geleceği belli olmayan çalışmaları var. Mesela Ana Lig. Birçok arkadaşımız özellikle de konsolda oynayan arkadaşlarımız Ana Lig'i bekliyor. Ana Lig, ortaklaşa modu, düzenleme modu, özgün takımda ilave seçilebilir takımlar, konsolda platformlar arası uyumluk, konsol mobil cihazların karşılıklı oynaması gibi. E-futbol oyununun asıl konusu buydu zaten. PES'i bundan dolayı bitirdiler. E-futbol oyununu bu vaatlerle çıkardılar ama bunlar hala olmadı. Sözde 2022 yılında olacaktı. 2023'ün ortalarına geldik. E-futbol 2023'ün ortalarına geldik. E-futbol 2024 büyük ihtimalle Ekim ayında falan çıkacaktır. Büyük güncellemeler Ekim ya da en geç Kasım ayında olmakta. Transfer dönemi bittikten sonra Eylül ayında, Ekim ayında büyük güncelleme bizleri bekliyor olabilir. İnşallah o zamana kadar çıkarırlar diyelim. Konami bu bahsettiklerini oyuna getirirse, gameplay kısmını düzeltir, etkinliklerden de biraz daha fazla hediye bize verirse efsane bir oyun olur. Ama öncelikle gameplay'i çözmeleri lazım. Hala gameplay sıkıntılı. Bir de Perşembe günü oyuna yeni ikonlar eklendi arkadaşlar. Onlarla alakalı detaylı video çektiğim için burada ilave etmeyelim dedim. Oyunla alakalı tüm gelişmeler bunlardı. Sizlerle lütfen tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.